Mıstık herkese merhabalar. Artık 5. sınıf oldunuz, ortaokula geçtiniz çocuklar. İlk ünitemizin birinci konusuyla başlıyoruz. Tüm üniteleri ve konuları sizlerle birlikte paylaşmayı düşünüyorum. Tabii ki bu paylaşım yaparken kanalıma abone olup like atmayı unutmayacağız. Başlayalım birinci ünitenin birinci konusuyla. Arkadaşlar tarih boyunca insanlar... Gökyüzüne bakmışlar ve gökyüzünü merak etmişler. Baktıklarında gece parlayan bir şeyler görmüşler. Buna yıldız demişler. Arkadaşlar çevresine ışık ve ısı yayan gök cisimlerine yıldız adı veriliyor. Yıldızlar küresel biçimde arkadaşlar. Biz yıldızı genelde şu şekilde çiziyorduk. Fakat yıldız gerçekte böyle değil. Yıldız arkadaşlar küresel biçimdedir. Unutmuyoruz. Uzayda milyarlarca yıldız vardır. Peki bu milyarlarca yıldızı içerisinde bizim gezegenimize, yaşadığımız gezegene, dünyamıza en yakın yıldız Güneş'tir arkadaşlar. Güneş de bir yıldızdır. Güneş dünyaya en yakın yıldız, bizim yıldızımız. Uzaydaki milyonlarca yıldızdan biri olan Güneş Orta büyüklüktedir arkadaşlar. Güneşten küçük ve güneşten büyük de yıldızlar vardır. Diğer yıldızlar gibi güneş de küresel yapıya sahiptir. Unutmuyoruz. Çizdiğimiz yıldız gibi değil. Güneşten çıkan ışık ışınları dünyanın ısı ve ışık kaynağı. Arkadaşlar güneş bizim ısı ve ışık kaynağımız ısı ve ışık vermeseydi bize canlıların yaşamı söz konusu olamazdı. Güneş dünyanın iklim ve hava durumu üzerinde önemli etkiye sahiptir. İklim ve hava durumu, yağmurun yağması, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olması güneşle ilgilidir arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce de belirttiğim gibi bizimki bu farklı yıldızlar da var. Beta, Gus, Antres, Aldebaran, Rigel gibi farklı renkte ve farklı büyüklükte yıldızlar da vardır arkadaşlar. Güneş dünya gibi katmanlardan oluşmakta. Bakın güneşin de böyle katmanları var arkadaşlar. En iç katmanı gördüğünüz gibi çekirdek 15 milyon santigrat derece. Çok çok sıcak. En dış katmanı ise 6000 santigrat derece arkadaşlar. Bakın dünyaya uzaklığı da 110 50 milyon kilometre. Katmanlardan oluşmakta. Katmanlar arasında sıcaklık farklılıkları da var arkadaşlar. Yüzeyi 6000 santigrat derece, içi çekirdeği ise 15 milyon santigrat derecedir arkadaşlar. Güneşte ısı ve ışığın kaynağı nedir? Arkadaşlar güneşte hidrojenin helyuma dönüşmesiyle ısı ve ışık kaynağı oluşuyor. Güneş'in %73, %74'ü hidrojen, 24'ü de bazı kitaplarda 25, bazı kitaplarda 24 yazıyor. Yaklaşık değer bunlar arkadaşlar. Hidrojen helyuma dönüşerek dışarıya ısı ve ışık kaynağı veriyor arkadaşlar. Yani Güneş şurada buradan da bunu anlıyoruz. Güneşimiz hangi halde gaz halinde arkadaşlar. Güneş gaz haldedir. Çünkü hidrojen ve helyum gazlarından iki de diğer gazlardan oluşmaktadır. Arkadaşlar güneş dünya ve aya göre oldukça büyüktür. Güneşin çapı dünyanın çapının 100 katına ayın çapının ise 400 katına eşittir. Bakın dünyanın 100 katına ayın ise 400 katına sahiptir, daha büyüktür arkadaşlar. Güneşin büyüklüğü çevresindeki cisimlere bir çekim kuvveti uygulamasına sebep olur. Bundan dolayı dünya, dünyanın uydusu ay ve diğer gezegenler güneşin çevresinde dolanırlar arkadaşlar. Bakın elips şeklinde dünya, dünyanın uydusu ay ve diğer gezegenler Güneşin etrafında dolanırlar arkadaşlar. Güneşin dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir arkadaşlar. Bakın güneşin dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometre. Ay'a uzaklık ise ay bize çok yakın arkadaşlar. 380 bin kilometre. Evet güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar arkadaşlar. Böyle kendi etrafında dönüyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Batıdan doğuya bu önemli arkadaşlar. Bunu soruyorlar. Yani saat yönünün tersine. Arkadaşlar dünya, güneş, ay hepsi batıdan doğuya yani saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Bunu da arkadaşlar bu hareketi de 25 günde tamamlar. Yani güneş kendi etrafında 25 günde bir dönüyor arkadaşlar. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yaptığı gibi uzayın içerisinde de hareket etmekte arkadaşlar. Sadece kendi etrafında değil uzayda da hareket halindedir güneş. Peki güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü ilk defa hangi bilim insanı bulmuş? Galileo Galilei arkadaşlar ispat etmiş. Gözlemlerini kendisinin icat ettiği, teleskop adını verdiği aletle yapmış arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilim insanı, Galileo Galilei dünyanın kendi etrafında döndüğünü ispat eden bilim insanı. Arkadaşlar Güneş'in üzerinde lekeler var. Şurada görüyorsunuz. Bu lekeler çocuklar Güneş'in soğuk kalan bölgelerinde güneş lekeleri oluşmakta arkadaşlar. Çıplak gözle güneşe bakmak kesinlikle tehlikelidir arkadaşlar. Kalıcı göz problemlerine sebep olur. Güneşin zararlı ışınlarını filtreleyen özel gözlükler kullanılmalıdır güneşe bakarken. Peki güneş ve dünyanın büyüklüklerinin akılda kalması açısından çevremizdeki nesnelerle ilişkilendirebiliriz. Örneğin güneş karpuz büyüklüğünde ise dünya elma büyüklüğünde. Güneş basketbol topu büyüklüğünde ise Dünya ise pimpon topu büyüklüğündedir arkadaşlar. Peki güneşin büyüklüğü ayın büyüklüğünün 400 kat olmasına rağmen dünyadan bakıldığında ay ve güneşin hemen hemen aynı büyüklükte görülmesinin nedeni nedir arkadaşlar? Bu durumun sebebi güneş ve ayın dünyaya olan uzaklıkların farklı olmasıdır. Güneş ve dünyaya 400 kat daha uzaktadır. Aydan daha uzakta bundan dolayı. Güneş ay'dan çok büyük olmasına karşın dünyadan bakıldığında her iki gök cismi de hemen hemen aynı büyüklükte görünmektedir. Arkadaşlar biz uzaktaki cisimleri küçük gördüğümüz için bir güneşi küçük görüyoruz. Bunun için e, ay bize yakın olduğu için her ikisini de hemen hemen aynı büyüklükte görüyoruz ama aynı büyüklükte değiller arkadaşlar. Peki güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Doğru. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Doğru. Dönme hareketi yapmaz. Yanlış arkadaşlar. Kendi etrafında 25 günde döner ve uzay içerisinde de hareket eder. Küre biçimindedir. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar birinci konumuz bu kadar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.